Herkese merhaba. Ben Aysu Melis Bağlan. İçinden Beşiktaş geçen bütün gündemlere ilginç bakış açıları serpmeye geldim. Hoş geldim. Olsa çok iyi olur sezonunda adım adım ilerliyoruz. Transfer olsa çok iyi olur. Avrupa Konferans Ligi'nde ilerlesek çok iyi olur. Stat sponsorumuz olsa çok iyi olur. Çimlerimiz iyileşse çok iyi olur. Tüm yaz tatilini öğretmeninin verdiği ödevleri tamamlamadan okula başlamak gibi oldu değil mi bu sezonun açılışı? Eski konular tekrar edilmemiş. Yapılan hatalardan hiç ders çıkarılmamış. Yeni sezon için hiçbir hazırlık yapılmamış. Rastgele. Beşiktaş yönetimiyle hayat zamanlaması arasında bir uyuşmazlık var. Senkron kayması gibi evet. Halbuki doğayı referans aldığında güneş tam zamanında doğuyor. Çiçek tam zamanında açıyor. Canım Beşiktaş'ıma baktığımda ya transfer takvimi yetişmiyor ya harcama limiti. Ya stat sponsorumuzu en geç bulma rekoru kırıyoruz ya da çimlerimiz hasta. Her şey yolunda çiçeği hiçbir zaman açmıyor. Vizyon güneşi hiçbir zaman doğmuyor Beşiktaş'ımızın üzerine. Tüpraş stadyum isim sponsoru oldu. Paribu işbirliğiyle Beşiktaş Token hayata geçti. Hiç mi okumuyorsun? Geç olsun güç olmasın. Diyenler olacaktır. Tüm girişimler ve işbirlikleri Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun. Ancak ben sıkıldım. Her gecikmeye bir bahane şeffaflık kriterini karşılamıyor hak verirsiniz ki. Örneğin Ahmet Nurçebi, fan token sürecinin ertelenme sebeplerinin o dönem fiyatlarının ve piyasanın çok yüksek olmasından ve düşmesini beklediklerinden kaynaklandığını iletti. Peki hangi teklifler? Kim ne önerdi de uygun değildi? Var mı bir piyasa karşılaştırmamız? Hangi uzmanlardan görüş alındı? Devam edelim. Tüpraş'la dev anlaşma. Yıllık primler dahil 230 milyon artı KDV. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Teşekkürler. Beşiktaş sözlüğünde vefa kelimesinin karşılığını Rahmi Koç alalı çok oluyor malum. Bu vefalı ve tükenmez katkı belki 3 sezonu daha rahatlattı. Peki bir sonraki sponsorluk anlaşması için yönetimin bir çalışması olacak mı? Yoksa ona da bizden sonrakiler baksın diye mi düşünülüyor? Hareketsiz kalarak, gecikmelere sebep olarak, kulübün kar etmesinin engellenmesi de yönetimin ihmali değil midir? Ben baktım, araştırdım. Yıllık 236 milyon artı KDV'ye anlaşan rakipler var. Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun konumu, şehri, tarihi, kıymeti kıyas götürmüyor kalbimde. Ah şu piyasalar değil mi? Türk futboluna bugünlerde kim sponsor olmak ister ki zaten? Tam şu andan itibaren Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün idare edilmekten yönetilmeye geçilmesi en büyük dileğim. Şans ve tesadüfler, gecikmeler ve laf yetiştirmeler yerine istikrarlı bir akıl. Hemen şimdi.